Fully kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir mevzuyu konuşacağız. Aslında bir soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere benim kanalımda birçok monitör ile alakalı bir video var. Ve dedim ki ya ben bu içeriği hiç yapmadım yani. İnsanlar da merak ediyor bunu. Bugün sizlerle birlikte 60 Hz ile 144 Hz'in arasındaki fark nedir? Farklar nedir? Onu açıklığa kavuşturacağız. Ve bunu size çok net bir şekilde gösterebileceğim. Çünkü şu anda hem 144 Hz hem de 60 Hz'lik monitörlere sahibim. İsterseniz başlayalım. Ama öncelikle bilmemiz gereken bir şey var. Hertz nedir? Hertz en basit tanımıyla monitörünüzün size maksimum gösterebildiği saniyede kare hızıdır. Yani benim 60 Hz'lik monitörüm bana saniyede 60 kare gösterebilirken 144 Hz'lik olan bana saniyede 144 kare gösterebiliyor. Bu kare hızı neredeyse 2 katı fazlası ve şu anlama geliyor. Ben bunu 2 kat daha akıcı görebiliyorum. En basit tanımıyla bu diyebilirim. Tabii ki de bunu 144 Hz diye kısıtlamamızın bir anlamı yok. 240 Hz, 360 Hz gibi her seçenekleri de şu anda mevcut ülkemizde değil, dünyamızda. Tabii ki de teknoloji ilerliyor. Daha fazla şeyler çıkıyor, yeni şeyler çıkıyor. Fazla detaya girmeden size basitçe göstereceğim bunun nasıl bir şey olduğunu. Ya ama şöyle bir durum da var. İnsan gözünün görebildiği maksimum bir hız daha var diyebiliyorum. Neyse oraları çok karıştırmayalım. Girsek çıkamayız oradan. İsterseniz size şu anda nasıl bir şey olduğunu kısaca hemen bir göstereyim 2 dakika. Şu anda bayağı bir ters ışıkta kaldım. Neyse size şöyle göstereyim. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bakın bayağı içerik var ama. Az buz değil. Bakın. Neyse. Şimdi şurada AOC'nin C24 G1 model numaralı bir monitörü bulunuyor. Bu monitör 144 Hz'lik bir monitör. Şu anda DisplayPort ile bağlanmış durumda. Burada da Vestel'in bir adet televizyonu bulunuyor. Televizyon diyebiliriz çünkü yani ufak ama televizyon olarak geçiyor. Ve bu da HDMI ile bağlı şu anda. Şöyle bir oynatayım. Ne kadar görebilirsiniz bilmem. Şöyle oynattığımda akıcılığı görebilirsiniz. Şimdi bu ekranı şöyle yarısını buraya aldım. Yarısı da sağda görünüyor. Burayı yavaşlatıp bakmak lazım ama görebilirsiniz ki ben şu an çok net görebiliyorum bunu. Soldaki çok daha hızlı gidebiliyor. Benim tepkilerime çok daha hızlı yanıt verebiliyor. Bu da 144 Hz'in en büyük avantajlarından biri. Bu ne demek oluyor? Siz oyunlarda adamı daha hızlı görebiliyorsunuz 60 Hz'e kıyasla. Yani bir nevi hile gibi bir şey bu. Tabii ki de bunun birçok etkeni var. Onu da birazdan geçince anlatacağım ekranda. Şöyle görebiliyorsunuz bunu. Şurada da bunu görebiliyorsunuz. Paramparça gidiyor burada yani. Ben alışamıyor insan 144 Hz kullandıktan sonra. Bu şekilde basitçe size göstermişimdir inşallah. Tabii ekranda birkaç detayını koyacağım bunun. Oradan bakabilirsiniz. Umarım size basitçe gösterebilmişimdir arasında ne gibi bir fark var. Tabii ki de 144 Hz monitör aldım da ben kurtuldum gibi bir durum yok. Yani eğer ki oyun oynuyorsanız rekabetçi oyunlarda hele ki daha performans gerektiren, güç gerektiren oyunlarda şöyle bir durum var. Eğer ki siz 60 FPS maksimum alabiliyorsanız monitörü almanızın bir anlamı yok. Çünkü bu monitörü gerçek performansını kullanabilmek için en az 144 Hz FPS almanız lazım. 144 FPS almanız lazım ki siz 144 Hz'i kullanabilin. Yani size 1 FPS başına 1 kareyi gösteriyor gibi. Karmaşık bir durum biraz. Yani güçlü bir bilgisayar gerek bunun için. Bu video biraz kısa bir video oldu. Umarım size anlatabilmişimdir arasında ne gibi bir fark var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bildirimleri açmayı, likelamayı, patlatmayı, bir şeyler yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.